Efendim izinlenmişsiniz, hoş geldiniz. İzinleymişsiniz. Tatil yaptığınıza göre Ereğli'yle ilgili alın. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 3. benim yaptım. Ben yokken de bir defa Alaplı Kaymakamımız bir denetleme yaptı. Biz bunlara denetleme demekle beraber vatandaşlarımızı da uyarma olarak değerlendiriyoruz. Ereğli'deki işler, yani Türkiye'yi zaten takip ediyorsunuz. Ereğli'deki vaka sayıları açıkçası çok iyi gitmiyor. Şu anda 430 rakamını gördük. Sayı olarak 430'a çıktık. Vefat olarak da toplam 8 vefatımız var bu süreçte. En son görüştüğümüzden bugüne kadar 4 kişinin daha vefat etmesi üzücü. Biz bunu ilçe kaymakamı olarak da ben açıkçası üzüldüm. Ama her seferinde sizlerin aracılığıyla biz bu hususu değerlendiriyoruz. Ben en son konuşmamda, meydan başındaki konuşmamda da söyledim. Dedim ki bunu gençler, dışarıdakiler vasıtasıyla evlere taşındıktan sonra da vefatlar olacak dedim. Nitekim de öyle oldu. Ama vatandaşımızı buradan tekraren uyarıyorum. Yani bu gidişat çok iyi bir gidişat değil. Şu anda 143 tane vatandaşımız COVID-19'lu takip ediliyor. Şu an bugünkü itibariyle 143 tane vatandaşımız var. Bunlar süreleri tamamlandığında bu işten düşecekler. Ama düşmeyen bir kesim var. Şu anda yoğun bakımda yatan 2 tane bizim hastamız var. Entübe bir şekilde yatıyor. Diğerlerinin durum biraz daha iyi. Ama yoğun bakımdaki hastalar da ne yazık ki bizi üzüyorlar. Bizi üzdükleri gibi yarın ailelerini de üzecekler. Dolayısıyla bu işin şakası yok ve bir konuyu da şöyle açıklamada fayda görüyorum. Yaz aylarında bu virüsün işte gücü düştü, biraz daha mutasyona uğradı gibi cümleler vardı. Ben son zamanlarda görüyorum ki virüsün hiçbir gücü düşmediği gibi bulaş hızı oldukça arttı. Ben doktor değilim ama buradaki raporlardan görüyorum. Bulaşma son derece fazla ama ne yazık ki vatandaşımız hala düğün dernek peşinde. Hala doğum günü peşinde. Hala gün peşinde. Bunları anlamakta zorluk çekiyoruz. Bizim zaten bu süreçte hiç acımamız yoktu. Bu saatten sonra da acımamız olmayacak. Kimsenin başka bir insanın hayatını riske etmeye hakkı yok. Bunu vatandaşlarımız da uyarsınlar. Bu internet ortamında da bize rahatlıkla ulaşabiliyorlar. İşte polise ulaşsınlar, başka yerlere ulaşsınlar. Dolayısıyla bu alanda ben vatandaşlarımızdan biraz daha çaba ve gayret bekliyorum. Ereğli olarak iyiydik ama son bir ayda, yani son 40 gündeki bu artış bizi son derece geriletti. İleride bazı sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bunu ben vatandaşlarımıza şimdiden söylüyorum. Bunlara maruz kalmamamız için biz bu işi azaltalım ve bitirelim. Yarın okullar açıldığında, yarın grip ve benzeri hastalıklar başladığında bu işte mücadele çok daha zor olacak. Onun için bir an önce bu sayıları, ya günlük 15-20 vaka geliyor arkadaşlar. 15-20 vakayı biz ilde gördük. Yani bu kabul edilebilir bir düzey değil. Devletimiz uyarıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız uyarıyor, biz uyarıyoruz. Ama vatandaşımız bir düğünde bir hastalık kapmış, başka bir düğüne oradaki karantinadan çıkarak gitmeye çalışıyor. Ya bu hızı da ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani devletimizin aldığı, bakanlıklarımızın aldığı kararların tamamı buradaki vatandaşlarımız için. Vatandaşı, devlet bu kadar iyi düşünüyor, karar alıyor.
Adam maskeyi beni görünce takıyor. Ben de diyorum ki beni görünce takmayın maskeyi. Niye takıyorsunuz? Her yerde ben olamayacağıma göre bu maskeyi alışkanlık haline getireceksiniz. Kendinizi, etrafınızı ve büyüklerinizi üzmemek için bu yönde çaba sarf edeceğiz. Tüm kamu kurumları, belediyemiz, emniyetimiz, tarım, sağlık, hastane hep beraber biz bu işi yeneceğiz. Ama vatandaş da bize yardım göstersin. Bunun dışında 65 yaş ve engellilerin otobüslere binmeleriyle ilgili bir husus var. Başka bir formül üzerinde çalışıyoruz açıkçası. Cezaları yazıyoruz. Her gün 15-20 tane ceza bize geliyor. Vatandaşlarımız bu ceza şikayetlerini bize iletsinler. Ne yazık ki çilek halk otobüsleri bizimle bu konuda hemfikir olamadılar. Ama biz de kanuni haklarımız nelerse sonuna kadar bunu da kullanacağız. Bir günde biz bunların haklarını kaldırdık ama tekrar tesis etmeye geldiği zaman da bizim sözümüzü dinlemiyorlar şu anda. Ve kanunen 50 bilet ceza kesme hakkımız var. Vatandaşlarımız bu hakkı kullansınlar. Kim hangi otobüse binemediyse bunu bir dilekçe halinde bize iletsin. Biz 50 bilet cezayı vereceğiz. Kanunen hakkımız budur. Diğer bir muğlakta olan bir hakkımız daha var otobüslerle ilgili. O konuyu da şu anda inceleme aşamasındayız. Bu açılardan bakıldığında bu konunun üzerine de gideceğiz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Cumhurbaşkanı, ardından da İçişleri Bakanımız maske konusunda artık herhangi bir istisnaya yer verilmeyeceğini ifade ettiler. İlçemizde bu konuda ve ayakta yolcu konusunda herhangi bir çalışma var mı? Var, evet. Ayakta yolcu yok zaten. Sağ kurulu kararını aldık. Ayakta yolcu yok. Maske her yerde zaten zorunlu şu anda. Yani tüm Türkiye'de alınan kararların tamamı bizde de şu an için geçerli. Harfiyen uyguluyoruz. Ama vatandaşlarımız kendi kendilerine bu kuralı aşarak bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Üzücü olan nokta bu. Yani dört kişi bir araya oturmuş okey oynuyor. Bu ne, sen köydeki bir evin bahçesinde nasıl bunu kontrol edebileceksiniz? Edemiyorsunuz. Kaçak bir yerlerde oynamaya çalışıyorlar. Burada esas mantalite şu. Kişinin kendi kendini koruması. Yoksa biz geliyoruz. Şimdi dört kişilik taksi geçecek buradan. Onun maskesi bağlı değil. Takılı değil. Tamam. Geçtikten sonra bizim kontrolümüz geçiyor. Geçtikten sonra bakıyorsunuz herkes maskeleri indiriyor. Ya bize sen bu maskeyi göstersen ne olacak, göstermesen ne olacak? Buradaki bütün kamu kurumlarındaki arkadaşlar vatandaşa hizmet etmek için vardı. Bugün ben kaymakam olarak buradaki vatandaşın sağlığı ve hizmeti için varım yani. Bizim vatandaşa ceza yazmakta ne karımız olabilir? Vatandaşla ben niye kötü olmak istedim? Ama biz o vatandaşı ondan daha iyi düşünüyoruz. Artık tecrübelendik. Evdeki bir kişi geliyor başka bir kişiye bunu taşıyor. Bu da üzücü. Bakın her yoğun bakımda yatan hasta, her vefat beni ailemin bir ferdi ölmüş kadar üzüyor. Ama devlet olarak biz burada bütün tedbirleri bugüne kadar aldık. Bundan sonra da alacağız. Adam düğüne gidiyor. Artık düğünler de yasaklandı. Yani kaçak bazı yerlerde düğün yapmaya kalkıyor. Kına gecesi yapmaya kalkıyor. Bu Ereğli'de mi yaşanıyor efendim? Ereğli'de yaşanıyor. Ya kaçak kına gecesinden ne karınız var? Bunları bulduğumuz her yerde biz üzerlerine düşüyoruz. Ben burada basın mensuplarımız bize destek oluyorlar, haberleri taşıyorlar. Rakamlar konusunda da bizim resmi açıklamayı yapmama bakanlığımızın talimatı öyle olduğu için sayıyı veremiyoruz. Ama şu anki durum kötü. Bunu net bir şekilde ben Ereğli'de söylüyorum. Herkes kendi tedbirini alsın ama umutsuz değiliz. Umutsuz değiliz. Mücadelemiz devam edecek. İnşallah eski o COVID'in başladığı süreçlere tekrar geleceğiz. Ama hiç kimse beni kesilen bir cezadan için aramasın.
Hatalı ceza da kesebiliriz. Ben buna bir şey demiyorum. Hatalı ceza da kesebiliriz. Ama biz ceza kesmeye devam edeceğiz. O konuda bir sıkıntımız yok. Peki efendim, geçen hafta Alaplı Kaymakamı bakıyordu Ereğli'ye vekaleten de. O 695 rakamını verdi Ereğli'deki karantina altındaki kişi sayısının. Şu andaki rakamın 150 civarında olduğunu söylediniz. 143 kişi, yanlış bak, yanlış ifade etmeyin, tamam mı? 143 kişi şu anda Ereğli'de Covid vakasını atlatamamış bir şekilde devam ediyor. Pozitif sayısı. Pozitif sayısı. Şu anki filyasyon pozitif sayısı. Filyasyon sayısı açıklamıyorum. Ama geçen sefer Alaplı Kaymakamımız 695 rakam olarak açıklamıştı Ereğli genelinde. Ve herkes tarafından da bu rakamlar merak ediliyor. Nedir, ne değildir diye. Bir de efendim şöyle bir şey var. Sizin hep bir öngörünüz vardır. Bu durum daha kötüye gidecek, daha kötüye gidecek, daha kötüye gidecek diye. İlçe genelindeki durum evde kal uygulamasına bakıldığında ciddi bir sıkıntı olduğu belli. Bundan sonraki süreç size göre nereye kadar gidebilir? Ya şöyle, biraz daha kötüye gideceğiz biz. Biraz daha kötüye gideceğiz. Ondan sonra azalışa geçeceğiz. Çünkü insanlar, ben şunu anladım. Bu şehirde de bunu görüyorum. İnsanlar yakınına bu iş gelinceye kadar çok fazla umurunda olmuyor. Ne zamanki komşusu, ne zamanki akrabası Covid olmuş, o zaman bu işin vehametini anlıyorlar. Ha, bizim avantajımız ne? Artık insanlar kendi yerlerine dönmeye başladılar. İşte İstanbullu İstanbulluya, Ankaralı Ankaralıya ya da bizim dışarıda vatandaşımız varsa onlar da buraya dönmeye başladılar. İşte deniz mevsimi geçti, düğün mevsimi geçti, fındık mevsimi geçti, bayram geçti. Ya yani şimdi 4 kişi bir araya gelmişler, kurban kesmişler. 4'ü de pozitif. 4'ü de pozitif arkadaşlar. Yani bunu ikinci bir cümleye söylemeye gerek yok. Efendim, kötüye gideceğiz diyorsunuz. Ne kadar süre kötüye gittiğiniz durumunuz var? Ya ben onu bilmiyorum. Bilmiyorum ama istatistiksel anlamda bakıldığında bu tedbirler bizim istediğimiz seviyeye gelmediği sürece biz kötüye gideceğiz. Bizim, yani başka bir açıklamamız yok yani. Çünkü vatandaş, herkes bunu artık biliyor. İlla ki polisin ya da jandarmanın ya da zabıtanın maskeyi tak demesine gerek yok. Eğer bu maskeyi takmazsan ne diyor? İkimiz de maskeyi taktıysak %90 biz birbirimizden korunuyoruz yani. %90. Şimdi bu kadar basit bir şey. Ama adam bize bakıyor orada, bizi görünce burada. Maskeyi takıyor, bizim yanımıza geliyor. Ya bunu yapmayın. Bunu bizi görmeden de bu maskeyi takın. Benim anlatmak istediğim bu ya. Efendim, kaçak düğün ve nişanlar, kınalar yapılıyor. Bunlara kaç tane ilçe genelinde ceza işlemi uygulandı? Onları veya açıklamıyoruz yani. Bir sayıları çıkartalım. Tamam mı? Evet. Kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle girelim. Vatandaşınızda var mı? Var değil mi? Tamam. Tamam. Lütfen temas etmeyin. Ne yapayım, yukarıda mısın? İşte vallahi güzel geliyor. Abi bu kadar girmeyelim de. Vallahi billahi. Sosyal mesafe diyorlar, millet uymuyor.